Şair ve deneme yazarı Enis Batur, CNN Türk'te katılmış olduğu bir programda bir fizik profesörüyle yapılan bir söyleşiyi anlatmıştı. Bu profesör ve ekibi ördek tüyü üzerine çalışıyorlarmış. Programı yapan muhabir biraz da küçümser bir tarzda böylesi büyük bir ekibin ördek tüyü üzerine çalışmasının anlamının ne olduğunu ya da daha doğrusu bu araştırmanın günün sonunda ne işe yarayacağını sormuş. Profesör ise biz bunu düşünmeden işimizi yaparız. Yaptığımız şeyin en sonunda bir işe yarayacağını biliriz şeklinde yanıtlamış. Söyleşiyi aktardıktan sonra Enis Batur şöyle demişti. Ördek tüyü üstünde çalışmak önemli. Birilerinin ördek tüyü üstünde çalışması lazım. Onun neden su geçirmediğini çıkarması lazım. Eğer bir toplumun bütün ögeleri, bütün bireyleri son hücrelerine kadar aktüalitenin gündemin, siyasetin içinde yer alırlarsa o toplum güdük kalır. Gencinden yaşlısına bir toplumun bütün üyelerinin siyaset içinde kaldığı Türkiye'de bu konuşmanın anlamı büyük sanırım. Kişisel olarak benim için ise anlamı daha da büyük. Nitekim burada zaten felsefenin değerli olduğunu düşünen 230 bin kişiyiz. Şu an söyleyeceklerimle aynı fikirde olmadığınızı biliyorum. Fakat e, bu toplum içerisinde ne okuyorsun, neyle ilgileniyorsun, mesleğin nedir denildiğinde felsefeciyim yanıtına iyi de bu ne işe yarayacak ki şeklindeki küçümseme pek yaygındır. Genellikle gelişmemiş e, Maslow hiyerarşisinin o henüz en alt katında mücadele eden toplumlarda bütün eylemlerin değeri yarattığı pratik faydayla, araçsallığıyla ölçülür. Theseus'un gemisinden bir parçayı değiştirdiğimizde o gemi hala aynı gemi midir diye soran Yunanlar Peki biz bu bilgi ve bu soruyla ne yapacağız ki demediler ve bu medeniyetin başlangıcı oldu. Dahası ben felsefe içerisinde de estetik üzerine çalıştığımı söylediğimde de benzer bir yaklaşımla karşılaşırım. Yani felsefe zaten niş bir alan onun içerisinde öyle siyaset gibi büyük konularla değil de estetik gibi daha ördek tüyü türevinden konularla ilgilendiğim için de benzer bir tepki alırım. Şimdilerde yapay zeka, nöroestetik üzerine düşünüyorum dediğimde de bir kez daha aynısı oluyor. Özetle 18 yaşında felsefeye merak sardığımdan beri giderek nişleşen bir alanda düşünüyorum. Yani öyle siyaseti, ekonomiyi değil de ördek tüyünü mesele ediyorum. Bu girişin anlamı şu. Ben ekonomi politikten anlamam. Hiçbir zaman özel bir ilgim olmadı. Temel metinleri okumak dışında da bu konu üzerine özellikle çalışmadım. Aslına bakarsanız Anlamak zorunda da değilim. Türkiye'de daha 20'li yaşlarındaki kişilerin her sabah uyandığında ilk kontrol ettiği şeyin e, kur farkı olması ekonomi sevdamızı değil. Toplumun ne kadar geri kalmış olduğunu ekonomiyi mesele etmesi gereken bundan sorumlu olan kişilerin işlerini doğru dürüst yapamadığını gösteriyor. Bu ülkede 16 yaşındaki gençler dahi birkaç ülkenin ekonomik kalkınma refahını bilmem ne politikasını biliyor. Çünkü bu ülkede herkes her şeyden sorumlu. Afet olduğunda parayı denkleştirmekten sorumludur. Seçim olduğunda sandık başında oyların güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Kadınların can güvenliğini sosyal medya aracılığıyla sağlamaktan sorumludur. Ekonomik kriz olur, soğan ekmek yiyerek idare etmekten sorumludur. Öğrenciler eğitimlerini finanse etmekten, kendi konaklamalarını bulmaktan sorumludur. Hayvanlar bile kendi can güvenliğini sağlamaktan sorumludur burada sorumlu olması gereken merci hariç herkesin her şeyden sorumlu olduğu bir ülke burası. Ekonomi politik ile uzmanlığı bu olan insanlar ilgilensin. Ben ne bileyim evrensel bilinç gibi konularla ilgilenmek istiyorum aslında. Fakat bildiğiniz gibi Türkiye'de apolitik olmak imkansız. O veya bu şekilde toplum sizi daimi olarak politize ediyor. Ve öylesine politizeyiz ki kendi bireysel ilgi ve kaygılarımıza bağlı olarak uzmanlaşmaya fırsat kalmıyor. Özetle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o meşhur sözünde dediği gibi Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor. Böyle bir gündemde size tam da ördek tüyü denilecek türden içerik hazırlamaya karar vermiştim aslında. Rene Magritte'in bir resmini konuşacaktık, bu bir pipo mu değil mi diye tartışacaktık. Sonra aklıma Stoacı Seneca'nın pek sevdiğim bir sözü geldi. Felsefe bize nasıl davranacağımızı öğretir, nasıl konuşacağımızı değil. Yani mesele sadece konuşmak, düşünmek değil değil mi? Tutumlarımızı, davranışlarımızı değiştirmek. Yoksa felsefi bilgiyi, felsefeyi neden öğreniyoruz? Son günlerde aile kurumu, devletseverlik, hükümet eleştirileri, hükümeti devletle özdeşleştirenler. Devletim zeval görmesin diyenler derken hepimizin gördüğü yorum silsilesine içten içe söyleniyordum. Sonrasında geçenlerde Immanuel Kant üzerine de konuşmamız vesilesiyle aslında bu hafta devlet üzerine düşünmemizin farz olduğuna karar verdim. Bu devletin kutsallığı fikri nereden geliyor sahi? Devlet neden var? Ne işe yarar? Ya da devlet olmazsa ne olur mesela? Bu noktada konuyu ne bir e, siyaset bilimci ne de bir ekonomist gibi ele almayacağımı belirtmek isterim. Genç bir felsefeci olarak bildiğimi yani devlet üzerine felsefedeki iki temel ve farklı görüşü sizinle paylaşmak istiyorum yorumu ise en sonunda size bırakacağım Platon devleti temel gereksinimleri organize eden e, toplumun düzenini sağlayan doğal bir olgu olarak görmüştüm Devletin, insanların ahlaki ve felsefi yönden değişimi için gerekli olduğuna inanmıştı. Aristoteles ise insanı zoon politikon yani sosyal politik bir hayvan olarak tanımlamıştı. Bu toplumsallığın ve akabinde devlet yapısının insan olmanın doğasına özgü olduğunu düşünmüştü. Sonrasında Rönesans'ta başlayan doğal hukuk, pozitif hukuk, doğal yasa, inşa edilen yasa tartışmalarıyla yüzyıllar boyunca yeryüzünü yöneten tüm yasaların, e, Tanrı'nın yasaları olarak tartışılmaz olduğu meselesine dair kavrayış değişmişti. 17 ve 18. yüzyılda ise sözleşme teorileri de diyebileceğimiz bir üçleme var. Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau. Bu üç düşünür devletin nasıl ortaya çıktığını, yani nedeni meselesine dair farklı farklı yaklaşımlar ortaya attı. Bu noktada hem Thomas Hobbes hem de Russo, Platon ve Aristoteles'ten farklı olarak devletin doğal olmayan, sözleşme bazlı kurulan bir yapı olduğunu düşündüler. Aslında vardıkları yer kısmen aynı olsa da hareket noktaları, hareket ettikleri nedenler birbirlerinden oldukça farklı. Eğer ki devlet tanrısal veya insanın doğasına özgü zorunlu bir yapı değilse, tekil bir varoluştan toplumsal varoluşa neden geçtik? Devlet olmasaydım ne olurdu? Neden ortaya çıktı? Bu soruyu yanıtlamak adına siyaset felsefesinde ortaya atılan hipotezlere doğa durumu adı verilir. Bu bir varsayım mı, bilimsel bir hipotez mi, tarihsel bir gerçeklik mi kesin olarak bilmiyoruz. Ama doğa durumu ve akabinde ortaya attığımız sözleşme teorileri o veya bu şekilde aslında öznelliğimizi ve eylemlerimizi belirliyorlar. Günün sonunda ortada devlet denilen bir yapı var. Peki neden ve nasıl? Kendisini siyaset felsefesinin ve siyaset biliminin kurucusu olarak gören Britanyalı filozof Hobbes, doğal yasanın temelini yönelmiş olduğu amaçta değil, insanın kökenlerinde aramak gerektiğini söyler. Dolayısıyla eğer ki devleti anlamak istiyorsanız, aslında onu oluşturan parçaları birbirinden ayıracaksınız. Sonrasında o tek tek parçaların doğasını anladıktan sonra devlete gideceksiniz ve bir açıklama sunacaksınız devleti anlamak için insanın doğasını anlamak. Hobbes'a göre insan en temelde has peşinde koşan ve acıdan kaçan bencil bir varlık. Bunun kökeninde yatan içgüdü ise kendini koruma ve yaşamını sürdürme arzusu. Karınca veya arı topluluklarına bakarsanız onların doğal olarak uzlaşma sağlamış bütünlüklü topluluklar olduğunu görürsünüz. Oysa sahip olduğu bu doğal dürtüler yüzünden insanlar arasındaki uzlaşma bir zorunluluktan doğar. Ancak yapay biçimde sağlanabilir. Rekabet, kıskançlık, nefret insanlar arasında savaşın doğmasına sebep olur. Hobbes şöyle diyor: Sert gözükse de bunu kabul etmek zorundayız. Zira kutsal kitapta da insanların kötü olduğu açıkça söylenmektedir. Hobbes'a göre devletin kurulmasına yol açan iki temel dürtü ölüm korkusu ve güvenlik isteğidir. Ölüm korkusu insanların ortak bir güce itaat etmelerinin başlangıcıdır. Sözleşmenin varlık nedeninin güvenlik isteği olduğunu söyler zaten Leviathan'da. Herkesin güç istediği, arzularının peşinde koştuğu, bencil insanlar tarafından oluşturulan bir ortamda insanlar hayatta kalabilmek için birbirlerinden korunmalıdır değil mi? O halde hem bir başkası tarafından öldürülmekten korkan hem de güvenlik isteği taşıyan insan geleceğini düşünmek zorunda kalır ve diğerleriyle anlaşmanın yolunu bulmak, diğerleriyle güvendiği bir ortamı tesis etmek durumunda bulur kendini. İşte Hobbes'a göre devleti kurmaya giden yol böyle bir yoldur. Nitekim ünlü eseri Leviathan'da da şöyle der. Devlet olmadıkça herkes herkese karşı daima savaş halindedir. Buradan şu açıkça görülür. İnsanlar hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit savaş denilen o durumun içindedirler ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır. Bütün insanların tecrübeyle bildiği ve kimsenin inkar etmediği bir ilkeyi, yani insan eğilimlerinin doğası gereği böyle olduğunu ve zorlayıcı bir iktidarın salacağı korkuyu frenlemediği takdirde bütün insanların birbirine kuşku ve korku ile yaklaşacağını ve doğal hakkı doğrultusunda olabileceği gibi zorunluluktan dolayı da elindeki gücü kendisini savunmak amacıyla kullanmaya mecbur kalacağını tespit ettim. Hobbes toplumların kökenine karşılıklı sevgi değil insanların birbirlerine karşı duydukları korkuyu koydu. Fakat insan e, rasyonel hesap yapabilme kapasitesine de sahip olduğu için böylesi bir korku ve panik havasından ancak barışla kurtulabileceğinin farkına varır. Devletin en temelinde bir çeşit panik havası vardır. Barışın sağlanması ise herkesin karşılıklı olarak e, haklarını üçüncü bir kişiye ya da üçüncü bir kuruma yani devlete devretmesi gerekir. İki veya daha fazla kişinin haklarını karşılıklı olarak devretmesine kontrat denir. O halde insanın doğa durumunda bencil ve korku dolu bir varoluşu olduğu hipotezi üzerinden bu savaş durumunun toplumsallığı ve devleti gerektirdiğini, bu devletin ise ideal olarak monarşi olduğunu söyleyecek Hobbes. Eğer ki insanlığın bencil dürtüleri sebebiyle devletin henüz oluşmadığı bir aşamada e, korku ve güvenlik içerisinde yaşamasından mütevellit yapılan bir çeşit e, güvenlik anlaşması olduğunu söylersek bu yüzden haklarımızı bir hükümdara gönüllü olarak teslim ettiğimizi ve bir sözleşme yaptığımızı düşünüyorsak hobsciyiz. Bu noktada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Devletin olmadığı durumda insanların kötü ve savaş halinde olduğu meselesi sadece bir varsayım. Belki de devlet yokken her şey çok daha iyi ve güzeldi. Yani toplumsallaşmanın olmadığı dönemde bireysel olarak varlığını sürdüren ilkel insanlar e, kendi sınırlı ihtiyaçlarını karşılayabildiği için hırs, çıkar, bencillik, kötülük gibi dürtülere sahip dahi değildi. İnsanın doğası kötü değildi, hatta iyi bile değildi. Çünkü doğa durumunda, toplumsallığın olmadığı bir durumda iyi veya kötü gibi ahlaki değer yargılarımız da yoktu. Belki de kötülük tam da toplumsallaştığımız için ortaya çıkmıştır. Ne dersiniz? Eğer ki Hobbes'un yaklaşımının sorunlu veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bir de Jean-Jacques Rousseau'ya kulak verelim. Geçenlerde konuştuğumuz Immanuel Kant da Jean-Jacques Rousseau'dan çok fazla şey öğrendiğini söyler. Çünkü Rousseau, Hobbes'tan farklı olarak insanı hem doğa durumunda kötü olarak kavramaz hem de güvenlik ihtiyacından ziyade devletin mülkiyet meselesi üzerinden temellendirmeye çalışır. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı adlı kitabında şöyle der. Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip bu bana aittir diyebilen Buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun gerçek kurucusu oldu. Bu sınır kazıklarını söküp atacak ya da hendeyi dolduracak, sonra da hemcinslerine bu sahtekarlara kulak vermekten sakınınız. Meyvelerin herkese ait olduğunu, toprağın ise kimsenin olmadığını unutursanız mahvolursunuz diye haykıracak olan kişi insan türünün nice suçlardan Nice savaşlardan, nice cinayetlerden, nice yoksulluklardan ve nice korkunç olaylardan esirgemiş olurdu. Rousseau kendisinden önce sözleşme teorisi atmış politikacılardan, e, politika felsefecilerinden farklı bir yaklaşım e, ortaya atıyor. Çünkü ona göre e, Hobbes ve bu videoda anmadığımız John Locke insan doğasını, daha doğrusu toplumsallıktan önceki insan doğasını incelerken aslında uygar insanın özelliklerini doğa durumundaki insana atıyor. Bakıldığında doğa durumunda beyincil, açgözlü, hırslı olduğunu söylenmesi bir hata. Çünkü bu, bu gibi türden dürtülerimiz tam da toplumsal yaşam sebebiyle, mülkiyet sahibi olmamız sebebiyle ortaya çıkıyor Rusya'ya göre. O halde diğer siyaset felsefecileri doğa durumundaki insanı incelediğini e, düşünürlerken aslında uygar insanı ortaya koymaya devam ediyorlar. Eğer ki biz doğa durumundan hareket edeceksek, insanın tarih içerisinde kazanmış olduğu bütün nitelikleri, bütün yapay nitelikleri soyutlamalıyız. Neyin doğuştan, neyin doğal olduğunu, neyin toplumsal yaşantı içerisinde sonradan edinildiğini ayırmak şart gözüküyor. Hatırlayın, Hobbes ne demişti? Hobbes savaşı aslında sonucu olduğu kötülüklerin nedeni gibi gösterdi. Devlet yokken savaş vardı bu yüzden devlet kuruldu demek yerine savaş zaten tam da bunun bir sonucu olarak ortaya çıktı diyor Russo. Bir de Russo'nun senaryosunu hayal edelim. Doğa durumundaki insan kendi türdeşlerinden kopuk bir biçimde yalnız yaşamaktadır. Yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel gereksinimler oldukça sınırlıdır ve aslında hiçbir şey yapmadan da bu gereksinimleri karşılayabilmektedir. Yemek yemek, bir ağacın altında veya mağarada uyumak gibi hiçbir gelecek fikri olmadan sadece gündelik yaşamına devam etmektedir. İhtiyaçları sınırlı olduğundan ve bu sınırlı ihtiyaçları da herhangi bir yaratıcı eylem gerekmeksizin kendi başına karşılayabildiği için de insanda var olan o potansiyel güç yani akıl böylesi bir doğa durumunda ortaya dahi çıkmaz. Böyle bir senaryo mümkün mü? Mümkün. Şöyle yazıyor. Ormanlarda avare dolaşan, hiçbir hüneri olmayan, konuşmayı bilmeyen, evi, barkı, savaşları, bağlantıları olmayan, hem cinslerine ya da onlara zarar vermeye gereksinmesi olmayan, hatta belki de onlardan hiçbirini tanımayan, az sayıda tutkusu olan, kendi kendine yeten, vahşi insan bu duruma uygun duygulara ve bilgilere sahipti. Doğal olarak Russo'nun doğal insanı savaşmayan, zarar vermeyen, hayatta kalmak için gerçek gereksinimlerinden başka bir gereksinimi olmayan vahşi bir insan. Dahası burada oldukça dikkat çekici bir fark daha var. Russo, Hobbes'un insanda var olan merhamet duygusunu görmezden geldiğini söylüyor. Ne demek bu? Russo da fazla romantikmiş canım diyebilirsiniz ki öyleydi. Russo toplum sözleşmesinde insanın kendi kendisini koruma kaygısını kendisini sevmesiyle birlikte düşünüyor. Bu açıdan aslında bakarsanız ilk doğal tutkumuz kendimizi sevmemiz üzerinden şekillenen kendimizi koruma arzumuz. Demek ki merhamet doğal bir duygudur. Her bireyin kendisine karşı duyduğu sevginin faaliyetini hafifletip yumuşatarak bütün türün karşılıklı olarak kendini muhafazasına yardım eder. Yani sadece kendimizi de değil, doğa hali bizim kendi varlığımızı korumak için gösterdiğimiz özenin başkalarına en az zarar verdiği durum olduğu için barışa ve insan türüne en elverişli durumdur. Geçen videoda Immanuel Kant'ın sensus communis, ortak duyu kavramından bahsetmiştik. Burada Rusya'nın etkileri açıkça görülüyor değil mi? Kendimizden yola çıkarak bir başkasını da sevmek ya da kendimizden yola çıkarak bir başkasının güvenliği üzerine de kaygılanmak. Bir çeşit sosyal duyguya sahibiz. İyi hoş ama... Madem doğa durumu güvenliğe en yakın olduğumuz durumdu, o zaman neden toplumsallaştık ve devlet denilen bir yapı ortaya çıktı Russo'ya göre? Kulağa pek mantıklı gelmiyor sanki bu aşamada. Russo şöyle diyecek. Devletin olmadığı ilksel durumda savaş vardı ve devlet bu yüzden kurulmadı aslında. Doğada meydana gelen bir takım değişiklikler nedeniyle doğayla tek başına mücadele edemeyen insanlar birbirlerine yaklaşmak durumunda kaldılar. Deniz ırmak boylarından dolayı oltayı, balık iğnesini icat ettiler balık avcısı ve balık yiyicisi oldular. Avcı ve savaşçı oldular. Soğuk ülkelerde öldürdükleri hayvanların derilerine sarındılar. Yıldırım, yanardağ ya da herhangi bir mutlu rastlantı onlara ateşi, kışın sertliğine karşı uzatılacak yeni bir yardım kaynağını öğretti. Bu unsuru muhafaza etmeyi, sonra onu yeniden meydana getirmeyi, nihayet daha önce çiğ çiğ yuttukları eti ateşe pişirip hazırlamayı öğrendiler.'' Gerçekten de Rusya için toplumsallaşma insanlığın belirli aşamalardan geçişiyle gerçekleşen bir olgu. İnsan aklı daha çok aydınlandıkça hünerler ve sanayi ortaya çıkıyor. Yani giderek bir yetkinleşme söz konusu. Bu yetkinleşmeyle birlikte artık e, ağaçların altında uyumak ya da mağaraya çekilmeyi bırakarak e, kendi malzemelerini taştan yapılan kendi malzemelerini yaratmaya başladılar. Toprağı kazdılar ağaç dallarından kulübeler yapmaya düşündüler. İşte bu süreç mülkiyet dönemini başlattı. Fakat mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte de pek çok kavga ve çatışma doğdu. Önce çatışma olduğu için değil, Önce toplumsallaşma olduğu için çatışma doğuyor Rusya'ya göre. Hobbes'un tam tersi bir süreç işledi. Hatta Russo maden ve tarımda yaşanan gelişmeleri uğursuz rastlantı olarak adlandırır. Çünkü bu gibi gelişmelerden sonra aslında insanlık tüketiminden daha fazlasını üretme dönemine geçer. Böylesi bir geçişle birlikte toplumsal iş bölümü başlar. Ve bundan sonra artık her şeyin daha da kötüye gittiğini söyler Russo. Nitekim toplumsal mülkiyet eninde sonunda iki sınıfın ortaya çıkmasına yol açar. Mülk sahibi zenginler ve mülk sahibi olamamış yoksullar. İnsan etini bir defa tadınca başka bütün yiyecekleri hırçınlıkla geri çeviren, sadece insan yutmak isteyen aç kurtlar gibiydiler. Burada ise insan insanın kurdudur diyen Hobbes'a bir atıf var. Yani mülkiyetle birlikte bir kurda dönüştük. Doğal durumumuzda bir kurt değilken. O yüzden Rusya'ya göre devlet eşitsizliği, hiyerarşik ilişkileri sağlamlaştırmak, mülkiyeti korumak ve ekonomik sınıflar üzerindeki tahakkümü arttırmak üzere kurulmuş yapay, yalancı bir sözleşmedir. Bu böylesi bir ok okuma sadece Rusya'ya özgü değil elbette. Maksist yaklaşımlar da devleti kapitalist üretim tarzı, sermaye birikim sürecinde sınıf mücadelesini işaret ederek ele alır. Yine de şunu söylemek makul Cool gözüküyor Kapitalist, monarşik, cumhuriyetçi, komünist tüm devlet modellerinde devlet sorgulaması insanın önceliğinden hareketle başlar. İdeal planda devlet bir şey için vardır, bir yönelmişlik, bir amaç bildirir. Örneğin modern devlet tırnak içinde sözde savunma, düzen, sosyal güvenlik, adaleti sağlamak için vardır vesaire vesaire. Bu noktada amacından bağımsız olarak bu yapay olgunun bir varlığı olamaz. Çünkü onun varlığı amacı üzerinden tanımlanmıştır. Varlık amacını gerçekleştiremediği aşamada ise yeniden yapılandırılmalıdır değil mi? Çünkü günün sonunda insan için insan elinden çıkan insan oldukça var olacak yapay bir yapıdır bu. Bu gerçek akıldan çıkartılmamak suretiyle kendi kendimize dogmatik anlatılar yaratmaktan vazgeçmeliyiz gibi gözüküyor sanki artık. Ve bir de Gilles Deleuze'ün sorduğu o soruyu yeniden sormak gerekiyor. Farklı tekillikleri yok etmeden ve aşkınlığı yeniden devreye sokmadan birlik nasıl sağlanır? Böyle bir birliğe müsaade edecek devlet yapılanması nasıl olmalıdır? Ya da devlet olmaksızın böylesi bir birlikten söz edilebilir mi? Ne dersiniz?